Jet karakteri çok sevdiğim bir karakterdir. Oynadığım da bir karakter. Jet karakteri ilk Valorant yüklediğimde inanılmaz oynadığım bir karakter. Çünkü çok hızlı, böyle harita içinde oyun yapabiliyorsunuz falan. Uçuyor, kaçıyor. En başta en çok oynadığım karakterlerden biriydi. Daha sonra böyle saçlarımı biraz açtırdığımda işte Jet abla geldi falan. Fotoğraflarımın altına böyle yorumlar geliyordu. O yüzden beni ilk arayıp söylediklerinde artık Jet diye dedim ki bu işin adresi, Jet'in adresi burası gibi böyle bir şakamız olmuştu. Bundan 7 sene kadar önce abim bu cosplay hobisine merak sarmıştı. Benden de fotoğraflarını çekmem için beraber bir etkinliğe katılmamı istedi. Orada insanların bu kostümleri yaptığını görünce, bu hobiye ilgi gösterdiklerini görünce benim de ilgimi çekti ve yapmak istedim. İlk başlarda daha basit çalışmalarla etkinliklere katıldım. Ondan sonra yarışmalara katılmak istedim. Kimmiş ya bu güzellik? Cosplay dünyası çok içinde olduğum bir dünya değil, yalan söylemeyeceğim ama tabii ki böyle gaming festivallerde böyle farklı farklı alanlarda görüp takdir ettiğim bir sanat dalı diyebilirim ama ilk defa deneyimliyorum ben de. Özellikle takip ettiğim biri var diyemem ama ilk defa deneyimlemesi keyifli. Cosplay kariyerimde birçok cosplay yarışmasına katıldım. Profesyonel kostümlerle sahnede oldukça popülerliğim de arttı. Red Bull'la da bu şekilde tanıştık. Bundan 5-6 sene kadar önce Red Bull'la ilk projemizi yapmıştık. Bugün de hala Red Bull'la aynı heyecanla devam ediyoruz. Bugün Valorant'tan Jet karakteriyle yine karşınızdayız. Seçmek çok zor ama en son yaptığım en favorim, o da bir PUBG karakteri. Ama bugün bunun bir üstüne çıkacağız. Bence bir sonraki de ondan daha iyi olacak. Hepsi birbirini kovalayarak daha iyi olarak devam edecek. Yüksek lisans için İtalya'ya gittiğim dönemde böyle bir Türkiye özlemi, bir gurbet gibi bir durum mu oldu? Dedim ki yani zaten çok fazla Twitch'te yayın izliyorum, neden yayın yapmayayım? Zaten her gün oyun oynuyorum falan. Bir kısımda böyle işte derslere bir çalışıyorum, okuldan dönerim falan, böyle keyif olsun diye yayın açarım diye düşündüm. Başlama çok ciddi böyle hobi gibi bir mesele olarak başladı. Sonra community büyüdü, işte ben yaptığım şeyden inanılmaz keyif aldım. Bir yandan oyun oynamayı çok seviyorum falan derken bir anda yayıncı oldum diyeyim. Böyle yayıncı olmaya karar verdim ve kanalıma hoş geldiniz değil yani. Bugüne kadar birçok büyük proje yaptım ama yani bu soru geldiği zaman aklıma ilk gelen kostüm Darksiders'tan Death kostümü. Onda bayağı bir el oyması var. Ya yani onun bir kısa yolu yok. Sadece elle oyarak günlerce, hatta haftalarca sürmüş bir projeydi benim için. Yayıncıysanız bütün oyunları oynamak zorundasınız bu arada. Öyle bir şey yok yani. Bunu daha çok seviyorum falan gibi şeyler. Hepsi benim çocuklarım gibi. Sanırım daha çok böyle story based, triple oyunları oynamak daha çok seviyorum. Birçok cosplay yapma planım var aslında ama hani büyük bir proje olarak düşünürsek bir Wargreymon kostümüm vardı Digimon'dan. Şimdi onun bir büyüğü olan Omegamon'u yapmak istiyorum. Bir gün onu yapacağım mutlaka. Valorant herkes gibi oynuyorum. Çünkü bu ara bence herkes Valorant oynuyor. İyi oynuyor musun derseniz çok yeni başladığım için hani yani ustalarımız var. Valorant'a ilk çıktığı zamanlardan beri oynuyorum. O zamanlar Counter Strike denilen bir oyunu oynuyordum. Valorant'ın çıkacağını öğrenip Counter Strike kariyerimi bıraktım ve Valorant çıktığı gibi direkt oynamaya başladım. Tek sahiplendiğim karakter Jet çünkü oynamayı seviyorum. Eğlenceli ve iyi oynadığımı düşünüyorum. Şimdi tabii ki bu oyunu oynamayı herkes gibi ben denedim ama bana diğer FPS oyunlarından çok daha hızlı geldi. O eski old school. Ben onlara biraz yetişebiliyorum herhalde yaşımdan dolayı. Ama bunda da biraz çalışıp iyi skorlar yapabileceğimi düşünüyorum. İlk katıldığım Twitch Rivals turnuvasında Jet oynamaya başladım. Yani Jet'i sonra iyi oynadığımı fark ettim. Yavaş yavaş artık insanlar beni Jhinnett olarak değil de Jet karakterine bütünleşmiş bir şekilde tanımaya başladı. Jet Jhinnett şeklinde. İnanılmaz yetenekli insanlarla çalışıyoruz. Bir yandan çekimler şimdi daha henüz çekimlere başlamadık ama o da eminim çok iyi olacak. O yüzden ben zaten kostüm içinde kendimi çok hissediyorum. Yeni bir şey olmasına rağmen gayet iyiyim.
Jet kostümümüz tamamlandı. Kostümde birçok farklı işçilik var ama ana işçilik deri üzerine. Ceketi deriden yapıldı. Omuzlukları ve gövdesi suni deriden yapıldı. Ondan sonra oyundaki görüntüyü vermek için airbrush'la farklı renklerde tonladım. Sırtındaki logosunu oyundaki logonun birebirini akrilik boyayla kalıbını alıp çizdim. Kemer tokaları falan hepsi özelle elle yapıldı. Hazır malzemelerden değil, bıçaklar da dahil. Eldiveninden ayakkabısına kadar her şey el yapıldı. Jet karakteri gayet şık karakter. Dinamik, kaslı, hareketli, atik. Gerçek hayatta Jet'le karşılaşsam herhalde yolumu değiştirdim diye düşünüyorum. Türkiye'de çoğu FPS oyunlarından daha popüler bir durumda. Şu an herkes Valorant'ta kariyer yapmak istiyor. Belki de şu an Türkiye'de en popüler ve en çok para dağıtan oyunlardan biri. Globalde de yakın zamanda en iyi FPS oyunu olabileceğini düşünüyorum.